Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnsan hayatında iki önemli gün var. Birisi doğduğu gün, ikincisi de evlendiği gün. Neden doğduğunu anladığı gün. Evlendiği gün değil. Tabii senin için yani doğmaktan da neden dünyaya geldiğini, neden doğduğunu anlamaktan da daha önemli olabilir. Evlendiğin gün. Yani doğduğumla doğduğumla ilgilenmiyorum diyorsun. Evet, o kısma karışamam diyorsun. Ama şu an gündemimde evlilik daha önemli diyorsun. Seni kendinle baş başa bırakıyorum. Sana yapabileceğim en büyük kötülük bu. İnsan hayatında iki önemli gün var, sen hariç. Normal insanlardan bahsediyorum. Birisi doğduğumuz gün, Erkan ve benim gibi insanlar için. İkincisi de neden doğduğumuzu anladığımız gün. Açıkçası ben neden doğduğumu anlamadan uzun bir süre yaşadım. Belki herhangi standart sokakta gezen bir genç gibi. Ben de üniversiteye gittim. İşte bana yap denilenleri yaptım. Kovalamam istenilenleri kovaladım. Başarı diye bana sundukları şeylerin peşinde koştum. Ve ancak en yüksek puanı alıp en yüksek puanlı yere girersen başarılı olursun. Oraya senin gerçekten isteyip istemediğin, ona kabiliyetin olup olmaması önemli değil. Toplum bir şeye başarı etiketi koyuyorsa sen onu elde etmen lazım. Onu elde edince de mutlu oluyorsun gibi bir yanlış algının ben de kurbanı olmuştum uzun süre. Ama hep sık sık söylüyorum işte bu topraklardan çok uzak bir yerde. Fiziksel olarak özüme, en uzak olduğum yerde özüme kavuşmam enteresan bir husus olduğu için söylüyorum yani. Polonya'da 22 yaşındayken kendimi buldum, benliğimi buldum. Bir başkasının bana anlatmasıyla değil, daha önce anlatılmış olanların kalbimde tohum olup da sonradan filizlenmesiyle. Üstad Bediüzzaman ile benim hayatım değişti. Ben sıkça felsefe kitapları okuyan, aklı karışmış, zihni bulanmış bir gençtim. Ve etrafında türlü günahların hakim olduğu ve o günah ortamlarına giren, kapılan bir gençtim. Rabbim belki rahmetli annemin duası hürmetine, belki babamın duası hürmetine bana hala şükründen aciz olduğum bu iman nimetini verdi ki her ortama girip çıkmış birisi olarak bunu söylemem belki daha fazla anlam ifade ediyordur. Hakiki saadeti ve lezzeti buldum. Bundan daha ötesini dünyanın hiçbir ortamında bulamamıştım. Hatta tam aksi. Mutluluğu ararken mutsuzlaşıyorsun. Öyle bir süreçte bulunuyorsun. İşte benim o neden doğduğumu anladığım gün 22 yaşındayken bizim hidayet deyip geçtiğimiz ama bir insanın sonsuz olarak değişmesi ve gerçekten hayatın amacına ulaşması ve gerçekten kendini bulması süreci benim 23 Mart'ı ilgilendiren, 23 Mart'ı benim için anlamlı kılan ve şu an bu sohbeti, bu videoyu yapmama sebep olan kişi Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Beni Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aşık eden, beni Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlarına, ashabına aşık eden, beni Kur'an-ı Kerim'in her harfine aşık eden, beni Rabbi Rahim'ime sevdalandıran Üstad Bediüzzaman. Bugün onu konuşacağız ama onun 23 Mart'taki vefat yıl dönümü hasebiyle onu tekrar hatırlıyoruz diyoruz. Fakat bu şu manaya gelmiyor. Diğer günler hatırlamıyoruz, diğer günler ilgilenmiyoruz. Hayır. Diğer günler, her günün, her saatinin, her dakikası aslında onun vesile olduğu bir yolculukta, sünnet-i seniyenin izinde ve bu kadar elhamdülillah bu çınar ağacının dallarının dünyanın her tarafına çok tanımadığımız, ummadığımız coğrafyalardan tanımadığımız, ummadığımız kişilere, değişim hikayelerine, burada Ersin abi olduğu gibi Endonezya'da bambaşka bir kardeşime, Güney Kore'de bambaşka bir kardeşime, Güney Amerika'da bambaşka bir kardeşime vesile olduğumuzu onların attığı mesajlardan öğreniyoruz. Birinin hidayetine, birinin namazına, birinin bir başka şeyine elhamdülillah vesile olmuşuz. Tabii ki bu bizim hayatımızın her dakikasını sirayet eden şey aslında peygamberi bir dava, peygamberi bir heyecan. Biraz sonra okuyacağım satırlardan aldığımız bir heyecan. Şimdi ben dedim ki sahabe-i kiramı neden anlatıyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve diğer peygamberlerin ve evliyaların hayatını neden anlatıyoruz? Bizim kendi hayatımıza bir ders olması, bir heyecan katması, bir mefkure kazandırması, bir ideal kazandırması, boş yaşamamak, hayvan gibi sadece karnını doyurmak için, batın ve fereç için yaşamamak adına. Doğru mu? Onların o yüksek ihlaslarına, yüksek ruhlarından biz de bir şeyler elde edelim. Onlardan alalım, bizde eksik olanı onlarla tamamlayalım ve harekete geçelim diye konuşuyoruz, anlatıyoruz. Bu açıdan bakarsak Üstad Bediüzzaman sanki bu asırda yaşayan bir sahabe gibiydi. Ama düşündüm dedim ya onun hangi özelliğini anlatsam acaba? İşin içinden çıkamadım abi. Acaba başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse imana ve Kur'an'a feda olan bu başı zındıkaya eğmeyeceğim dediği o satırları mı okusam? Yoksa İslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez. Gündüz gibidir göz yummakla gece olmaz. Gözünü yuman yalnız kendine gece yapar dediği satırları mı okusam?
Yoksa ben Said 50 bin nefer kuvvetindedir demişler. Heyha, dünya işinde bile divanece hükmediyorlar. Değil 50 bin nefer, değil 50 nefer, bir nefer, bir asker kapımda dursa bana çıkmayacaksın dese bana hükmedebilir. Fakat korkunuz imanı ve Kur'an'ı olan dellallığımdan ve vazifemden ise yanlışsınız. 50 bin değil 50 milyon kuvvetindeyim, titreyiniz dediği satırları mı okusam? Acaba Rus ordular kumandanının karşısında ayağa kalkmayıp ölümü hakir görüp küçümsediği o şehametli, o cesaretli tavrını mı okusam? Veya o zindandaki şahlanışını mı okusam? Veya yüz binler başın feda olduğu bu yolda bizim de başımız feda olsun. Dünyayı başımıza ateş yapıp atsanız yine de bu baş zulme boyun eğmez dediği satırları mı okusam? Baktım ki hayatında çok başka yönler var. Hani çok muazzam bir zeka parlaması olarak okuduğumuz o satırlarda aklımızı, kalbimizi böyle şahlandıran o çözümlemeleri mi okusam? Acaba dedim Bediüzzaman'ın en çok etkileyen yönü hangisi? En çok hangi yönünden etkileniyorum? Fotoğrafik hafızasından mı? Onun bir seneden kısa bir süre içinde 20 senelik, belki hatta 3 aylık bir süre zarfında 20 senelik medrese ilminin bütün kitaplarını okuyuşuna ve ezberleyişine mi? Acaba bundan mı etkileniyorum en çok? Ona mı hayranım? Gördüğü hiçbir şeyi unutmayan bir dehadan mı bahsedip ona mı hayranlık duyuyorum? Yoksa onun namahreme bakmayışı mı? Daha henüz 30'lu yaşlarındayken Van'da Tahir Paşa, ki Van valisi, birkaç vilayetin kendisine bağlı olduğu bir vali. 6 tane kızı var. 3'ü küçük, 3'ü büyük. Bediüzzaman Said Nursi'yi çok sevdiği için o da onun konağında kalıyor. Aynı evde kalıyorlar. 2 yıl geçmesine rağmen hiçbir kızın ismini bilmiyor, yüzlerini tanımıyor. Ayırt edemiyor. Hatta bir büyük alim geldi, o evde misafir oldu. 2 günde hepsini birbirinden ayırır oldu diyor. Bana sordular, niçin böylesin, neden bakmıyorsun, neden ilgilenmiyoruz? Dedi ki ilmin izzeti beni baktırmıyor. Bir saat boyunca onu tecrübe ettiler. Bir kayığa oturdular. Kayıkta İstanbul Boğazı'nın etrafında giderken o iki kişi baktılar Üstad Hazretlerine. Onu tecrübe ettiler. Acaba o gün İngiliz'in işgalinden neşe alan Rum ve Ermeni kızlarını böyle yarı çıplak vaziyette boğazın kenarında Müslüman erkeklerinin nefislerini tahrik edip ahlaklarını bozmak için günlerce düzenlenilen bu eğlencelere Üstad Bediüzzaman o genç haliyle acaba bir şehvet duyup da dönüp bakar mı? Bir merak olsun diye. İlk bakış sanadır diyor ya, sonrası günahtır. Fark etmeden baktığın sanadır. Onu Allah günah yazmaz. Çünkü irade dışıdır. Fakat fark ettikten sonra bakmaya devam edersen yazılmaya devam ediyor. Tabii ilk bakış bedava diye olayı yanlış algılayanlar var. Şimdi bakışlarınızda bir şey gördüm. Yani o zaman bir kere bakayım, bir daha gözümü ayırmayayım diyenler var. Öyle değil. İlk bakış meselesini aynen. Abi ilk bakış 15 dakika geçmiş, hala ilk bakışlı adam. Hala bakmaya devam ediyor. Öyle değil yani. Fark ettiğin andan itibaren. Yanlışlıkla dahi bakmama. İşte bu. Bir saat boyunca, iki saat boyunca tecrübe ediyorlar. Bediüzzaman Said Nursi bakmayınca niçin bakmadın? Ne diyor? Akıbeti elemler olmasından istemiyorum diyor. Akıbetin hesabını yapabilmek nasıl bir iman, nasıl bir irade? 80 küsür sene hayatında dünya zevki namına hiçbir şey tatmamış. Evlenmemiş, mal mülk sahibi olmamış. Zindanlara atmışlar 30 sene. Hiçbir suç olmamasına rağmen, her mahkemeden beraat etmesine rağmen, 19 defa zehirlenmesine rağmen asla öf bile demiyor. Şikayet etmemiş. Beddua dahi etmemiş. Edebilirdi. Veya bu hapishane süreçlerinden çıktıktan sonra bari artık evleneyim demedi. Böyle bir mefkure sahibiydi. Acaba onun iffetinden mi bahsetsem veya beni en çok etkileyen yönü bu mu? Dağa tırmanırken 1-2 kilometre ötedeki tarla kadınlarının tarlada çalıştıklarını görmemek için siyah şemsiyesini açıp onlara taraf tutarak dağa tırmanan bu iffet abidesinin bu yönünden mi bahsetsem? Bu mu beni acaba en çok etkiliyor diye düşündüm. Acaba onun gayreti mi? Hani hep anlatıyorum ya, Afyon Hapishanesi'nde 40 kişilik koğuşta tek başına camları kırıyorlar, yere su döküyorlar, iki parmak buz tutuyor ölsün diye. Hiçbir ısınacak ısı kaynağı da vermiyorlar. Sobada yaktırmıyorlar ateşte. Ölmemek için, senin benim imanım için o 70 küsür yaşındaki ihtiyar zıplıyor. Acaba bu yönü mü beni en çok etkiliyor diye düşündüm. Onun asla yılmayan, günde 2 saat uykuyla sürekli mücadele halinde. Artık ona hapishaneye attıktan sonra ne kalem vermişler, ne kağıt vermişler. Hiçbir sebepler dairesinde yapabileceği bir şey kalmış mı? Kalmamış. Orada şunu diyebilirdi değil mi? Ya sereyim seccademi, olmuyor artık. Ya Rabbi sen de görüyorsun, olmuyor. Ne kağıt var, ne kalem, hiçbir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ben artık kendi ibadetime bakayım. Kendi kulluğuma bakayım. Ya Rabbi dünyanın kapısı kapandı, ben artık sana yöneleyim. Ahiretime çalışayım demiyor. Ne yapıyor? Hala daha ısrarla, sebatla, istikametle gayretine
devam ediyor. Müthiş bir gayret terapisi. Gayret terapisi isteyenler Bediüzzaman hayatından birkaç sayfa okusunlar. Görecekler bu zamanda bir sahabe nasıl yaşardı. İnsanın zihninde direkt bu canlanıyor. Baktığınız zaman hayatında boşluk yok. Bir gün misafirlerine çay ikram ederken bir talebesi elindeki tepsiyi kapınca boşa gitmesin, boşa beklemeyeyim, zaman kaybetmeyeyim diye direkt hemen cevşenini çıkarıyor. Bir yandan döner dönmez cevşenini okumaya başlıyor. Bir saniye boşluğu yok. Böyle bir gayret abidesi. Bu tarafından mı, bu yönünden mi etkilendim en çok diye düşündüm. Baktım başka yönleri de aklıma geldi. Mesela onda inanılmaz bir öğrenme azmi var. Öğrenme gayreti var. Ömrünün sonuna kadar bazen bakıyorsunuz bir sarı çiçekten ders alıyor. Bazen bakıyorsunuz bir karıncadan ders alıyor. Bazen bakıyorsunuz bir güneşten ders çıkartıyor. Bazen bakıyorsunuz bir topraktan bir mesaj alıyor. Ömrünün sonuna kadar sürekli kendisine açılan bir pencere olduğu zaman hemen o tefekkürü, pencereyi bizimle paylaşıyor. Muazzam bir öğrenme azmi. Ve öğrenme kaynağı ne? Tamamıyla mahza Kur'an. Yanında başka bir şey bulundurmuyor. Kur'an'ın direkt derinliklerine dalıyor. Oradan mücevherler çıkartıyor. Acaba bu yönü mü dedim? Sonra kendi kendime dedim ki yok ya, beni herhalde en çok etkileyen yönü onun kendini sıfırlaması. Sait tam toprak gibi mahviyet sahibi olmalıdır diyor. Mektuplarının sonuna imza atarken hiç ender, hiç kardeşini Sait Nursi diyor. 15 yaşındaki çocuğa mektup yazarken kardeşin Sait Nursi diyor. Ben sana şeyh değilim, hoca değilim. Ben de bu Kur'an dersinde senin ders arkadaşınım diyor. Dersi Kur'an veriyor, ben ders arkadaşınızım. Bana değil Kur'an'a hürmet edin diyor. Sait yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir. Hakikati Kur'aniyedir diyor. Hatta bir yer çok hoşuma giden bir bölümde şöyle diyor. Hiçbir müfsit, dini bozan, ifsad eden ben müfsidim demez, kimse demez ki ayranım ekşidir. Belki ben de müfsidim veya bilmeyerek ifsad ediyorum. Çok silik söz çarşıda dolaşıyor. Öyleyse siz hiçbir sözün yol bulup kalbe girmesine izin vermeyin. Mihenge vurun. Eğer altın çıkarsa koynunuzda saklayın, bakır çıkarsa arkasına bedduayı, gıybeti takın, bana geri iade edin diyor. Görüyor musunuz? Yani benden yana bir kusur varsa, yani yazdıklarımda bir kusur bulursanız bana aittir. Ama bir güzellik varsa bana ait değil, Kur'an'ındır diyor. Ve bakıyorsunuz kendini sıfırlamış. Muazzam bir tevazu var hayatında. Acaba bu yönü mü dedim. Sonra aklıma istinası geldi. Düşünsenize çocuk yaşında, 9 yaşında ailesini terk ediyor. Kaç yaşındaydın sen Miraç? 5 yaşındasın. Abi 4 sene sonra Miraç dese ki 9 yaşına gelince, baba ben ilim öğrenmeye gidiyorum. Nereye? Medine'ye. Yürüyerek. Bırakır mısın? Bırakmazsın değil mi? İkten de yapıştırırsın. Otur aşağı. Okul neyine yetmiyor? Zoom ya da çocukların tabiriyle zomzom. Neyine yetmiyor zumba? 9 yaşında ailesini terk ediyor abi. Rüyasında peygamberimiz görmüş. Bir ilim aşkıyla yola düşmüş. 9 yaşında. Çıkıyor. Gidiş o gidiş. Medrese medrese dolaşıyor. Aradığı hocayı bulamıyor. Her medresede bir şeyler katıyor heybesine. Ama birkaç sene içinde işi bitiriyor yani. Bakıyorsunuz Arapça biliyor, Farsça biliyor. Ne ara öğrendi? Hatta Fransızca da biliyormuş. Enteresan. Pek çok ilmi elde ediyor. Yani bu nasıl bir özellik? Peki bu fonu, bursu nereden buldu? Eski zamanda ne yaparlarmış? İşte zekat verilirmiş değil mi talebelere? Zekat kabul etmiyor. Hayatı boyu hiç zekat kabul etmemiş. O zaman sadaka alıyordur. Hediye falan. Hayatı boyu hiç hediye kabul etmemiş. O zaman ticaret yapıyordur. Hayatı boyu hiç ticaret yapmamış. Muazzam bir şey değil mi abi? Ömür boyu 40 yamalı cübbeyle dolaşmış, hiçliklerin içinde yaşamış ama kimseye minnet etmemiş. Kimseden bir kuruş istememiş, almamış. Ve talebelerine de bu yolu tavsiye etmiş. Şahsına hiçbir kuruş almamış, hiçbir kuruş. Kanaat etmiş, iktisat etmiş. Çok enteresan bir şey okudum. Şehriye var ya şehriye. Çorbanın içinde çıkan şehriye. O şehriye çorbası yapılıyor. Risale'de geçiyor. Bir yöntem buldum diyor üstad. Şehriyeleri çorbanın içinden çıkardım. 2 gün suda beklettim. Şehriyeler 2-3 katına çıktı. Onunla bir daha çorba yaptım diyor. İşte iktisat sana. Müthiş değil mi? Yani acaba dedim bu istina, yani bu asırda hiç kimsenin yapamadığı bir şey. Muazzam bir özellik. Bu yönü mü beni en çok etkiliyor? Kimseden bir kuruş almayacaksın. Ne dedirtmemek için? İşte bunlar ilmi, dini, vasıtayı cer yapıyor. Geçim kaynağı yapıyor. Bunlar din bezirgene, din üstünden konuştuğuna bakmayın. Amacı paranızı istemek. Biraz sonra lafı paraya bağlayacak. Dedirtmemek için diyor. Ya işte kahraman olmak böyle kardeşim. Biz de Çınaraltı olarak elhamdülillah bu yolda ilerleyen, büyük meşakkatlerle ilerleyen nadir yerlerden biriyiz herhalde. Elhamdülillah. Rabbim bu çizgide ilerlemeyi bize nasip etsin. Şimdi gelelim vakarına desen. Allahu Ekber. Öyle bir vakarı var ki düşmanın kalbi titriyor.
öyle bir vakarı var ki onun idamına hükmeden kişi 2 dakika sonra onun o vakarını, o tavrını görünce özür diliyor, ayağına kapanıyor. Onun o vakarını gören askerler elini ayağını öpüyor. Biz seni tutuklayan asker değil, bundan sonra senin hizmetkarınız. Kelepçelerini çözüyor. Onun vakarını gören en sert durumlarda ona sığınmış. Muazzam bir vakar sahibi, muazzam bir duruş sahibi. Yani o heybet katıyor insana o vakar. Diğer taraftan çok az yer, 1-2 lokmayla yaşar. Çok az konuşur, çok iktisatlı konuşur, çok az uyur. Üçü de bu asrın mucizesi yani. Bunu yapabilen adam bu asırda ben görmedim. Yani günde 2 saat uyu bakalım, 1 saat uyu bakalım. Çok az yemek yemek zaten ülkece başaramadığımız bir şey. Çok az konuşma zaten dilimizi kesseler yine bir şekilde konuşuruz biz. En kekememiz bile geveze yani. El kol hareketleriyle bir şekilde biz yani o konuşacağız. Ama peygamberimizin bir sıfatı değil mi bu? Bir özelliği, bir sünneti. Peygamberimiz çok az konuşur. Konuştuğu zaman belki 100 cümlelik, 100 kitaplık konuşur. İnanılmaz kararlı bir insan, ona da çok şaşırıyorum. Acaba dedim bu yönünden mi en çok etkilendim ben? Çok kararlı, hiç tereddüt yok, hiç kalbi titrememiş, muazzam bir itminan var. Çok metin kalpli. Yani bir şey dediği zaman tereddütsüz yürüyor o yolda, canı pahasına. Hiç korku elini geri tutmuyor, hiç çekinmiyor. Yürüyor yani. Acaba bu yönünü mü anlatsam dedim. Şu sebatı var, sadakati var. Peygamberimize, İslam'a muazzam bir sadakatle yaşıyor. Hiçbir zaman kendi menfaatini tercih etmemiş. Ona milletvekilliği veya Diyanet Başkanlığı veya Şark Umumi Vaizliği veya envai çeşit makam, mansıp, mal, mülk ne teklif edilse hiçbirisini tercih etmiyor. Reddediyor. Bu bir sadakat eseri, bu bir sebat. Bunu yapmak yani enderi nadirattan bir durum. Sonra dedim ki ya ben herhalde en çok ittihat ruhundan etkilendim. Herkesi kucaklayan yapısı var. Kimseye sen şucusun dememiş. Hatta şu cümlesi bak kendisini en güzel anlatıyor. Onun yolundan gidiyorum diyen adam şu cümleyi yaşamadan hiç boşuna konuşmasın, kimseye de kandırmasın. Üstad Bediüzzaman'ın yolundan gitmek demek kimsenin aleyhinde olmamak demek, kendi işini yapmak demek. Sait diyor birinden zahir bir küfür işitse yine tevil eder, kafir demez diyor. Adam kendi ağzıyla dese ki küfür hani ifade eden bir şey söylese gene de sen kafirsin demem, tevhile çalışırım, öyle demek istememişsindir falan. Biz ne yapıyoruz? Adam küfür içeren bir şey söylemese bile hemen sen kafirsin bilmem ne. Ya adam öyle bir hale almış ki artık beğenmeyen kafirdir diyor adam bir şey paylaşıyor. Bir dakika ya, beğenmedik diye durduk yere niye kafir olalım? Durduk yere ona müşrik, buna kafir diyenler var. Abi bir dakika ya. Dışarıda zaten bir sürü Allah'a inanmayan adam var. Ne uğraşıyorsun bu kadar kişiyi cehenneme atmaya? İyi ki kontrol sende değil yani. Cenneti kimse bırakmazsın. Adam elinden gelse değil mi? Onu hain ilan et, bunu münafık ilan et, bunu kafir ilan et. Bir dakika ya. Ne yapıyorsun abi? Ne bu nefret dolu yaşam? İmanla alakası yok çünkü iman direkt içeriğinde otomatikman muhabbeti getirir yani. Ve ittihadı getirir. Üstad Bediüzzaman'a bakıyorsun. Risale-i Nurlar'da hiç kimsenin aleyhinde bir söz yok. Bir fikrin aleyhinde konuşursun, o ayrı mesele. O fikre karşısındır. İnkar fikrine, inkarla alakalı bir fikre veya İslamiyet'e uymadığını düşündüğün, ehl-i sünnete uymadığın, bidat içerikli bir düşünceye karşı olabilirsin. Ama asla bakıyorsun Risale-i Nurlar'da şahıs, hiçbir şahsın aleyhinde bir karalama, bir kötüleme, bir hani kafir ilan etme yok. Ve kucaklayıcı bir tavır var. Biliyorsunuz mesela bana gelen diyor şu 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 suretlerde gelir. Ya talebedir, ya kardeştir, ya dosttur, o da değilse taraftardır diyor. Kalben taraftarlığı bile daire içine almış. Bizde nasıl? Bugünümüz insanımızda. Adam kalben taraftarı geç. Dost, adam kardeş, belki talebe. Ama sen tipine bakın niye bıyığı yok diye at dışarı. Bu bizden değil. Adam niye kot pantolon giydi? Bizden değil. Adam niye küpe taktı? Bizden değil. Ya ne yapıyorsun sen ya? Allah'a şükür. Hani Çınar Hatı olarak bunları çok yıktık diye düşünüyorum. Önceden daha şiddetliydi. Yavaş yavaş insanların kalpleri birbirine daha da ısınacaktır yani. Bunun da duasındayız. Sürekli dua ediyoruz. Önümüzde Ramazan. Her gün inşallah buna dua edeceğiz. Acaba dedim en çok ben bu daha ruhundan mı etkilendim? Ayrıştırıcı, ötekileştirici bir dil değil. Birleştirici, kutuplaştırıcı bir dil değil. Barıştırıcı bir dil. Değil mi? Bu yönü çok etkileyici benim için. Ama dedim ya onun bir özelliği var ki herhalde beni en çok bunların ötesinde o etkiliyor. Merhameti. Acayip merhametli abi. Hiçbir günahkara kızdığını görmedim. Yani bakıyorsun ifadeleri acayip. Hiçbir mümine azarlayıcı bir tavrı yok. Kızan hoca figürü vardır ya gençlerin en çok rahatsız olduğu. Ne biçim Müslümanız? Ne biçim Müslüman ülke burası? Ne biçim Müslümanlarsınız? Ya ne biçim adamım ben deyip kendini atacak neredeyse. Sinirleniyor böyle kürsüde. Hani herkese kızıyor. Sen niye öylesin? Sen çık dışarı. İşte böyle Müslümanlık mı olur falan. Kıldığımız namaz değil, tuttuğumuz oruç değil. Böyle vardır ya. Herkes dehşete kapılıyor. Eyvah diyor ben perişanım. Yani asla üstadda böyle bir şey görmedim. Kimseyi tabii burada şimdi eleştirir gibi de olmayayım. Ama üstadın o kadar tatlı bir dili var ki kavliyle yin. Allah en büyük düşmanlarından birisi olan kime? Cehennemin top tenlerine, Firavun'a. Kimi gönderiyor? En sevdiği dostlarından birini. Hazreti Musa'yı. Ne diyor ona giderken? Kavliyle yin ne git.
tatlı dille git diyor. Ve bakıyorum Üstad Hazretlerinin hayatından onu tanıyanların anlattığına göre muazzam bir merhamet, şefkat var. Bir ağacın yaprağının ağaçtan düşmesi, ayrılması onun kalbinde bir hüzün, bir ayrılık hüznü oluşturuyor da ona oturup ağlıyor abi. Ümmete ağlıyor, gençliğin haline ağlıyor, milletin imanı için ağlıyor. Her gece sabahlara kadar, daha bugün konuştuk işte Barlalılarla, gidin Isparta, Barla'da oradaki köylülerle konuşun. Hala üstadı görmüş insanlar yaşıyor. Bir sürü onun dersini dinlemiş bir sürü insan yaşıyor. Hoca efendi sabaha kadar o ağacın tepesinde, işte çınar ağacı bizim adımız. Niye çınar altı? O ağaçtan dolayı işte. Onun medresesi çınarın altındaydı. O ağacın üstüne çıkar. Oraya kendine bir minder koymuş, bir yer yapmış. Ahşap bir kürsü yapmış. Oraya çıkıyor. Sabaha kadar orada namaz kılıp dua edip ağlıyor, ibadet ediyor. Sabaha kadar arı gibi vızıldardı diyorlar. Ümmet için ağlamış. Çam dağına çıkıyor biliyorsunuz. Katran ağacı var. Katran ağacının üstünde. Çam ağacı var onun üstünde. Öyle değil mi? Sabahlara kadar ağlıyor. Onun yazdığı eserleri okuyun. Şefkat besliyor. Sürekli şefkat üzere konuşuyor. Her cümlesinde şefkat var. Diyorsun işte Resulullah'tan ders almış bir talebe bu. Resulullah'ın şakirdi. Anca böyle olur. Değil mi? İnsan o satırları görünce diyor ki ya bu merhamet yani. Ama kararında bir merhamet. Ama ümmetin özellikle ahireti için, insanlığın ahireti için atan bir kalp. Hasılı işte bu şefkati, merhameti, rıfkı dedim herhalde en çok bu. Ama sonra baktım muazzam bir fedakarlığı var. Bu sefer bu ağır basmaya başladı. Ne diyor? Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur diyor. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Zira vücudum yanarken gönlüm gül, gülistan olur diyor. İşte muazzam bir ruh, muazzam bir duruş bu. Milletin imanı için bir Said değil bin Said feda olsun. Ben dünyayı değil ahireti de feda ettim diyor. O fedakarlık nasıl fedakarlık? Hazreti Ebubekir'i hatıra getiriyor. Hazreti Ebubekir ne demişti? Ya Rabbi beni cehennemine koy, vücudumu öyle büyüt ki başka hiçbir mümine cehennemde yer kalmasın. Bu nasıl bir fedakarlık? Peygamberimizin şefkatiyle, onun ahlakıyla ahlaklanmak, işte böyle bir duruş. Onu ben söylesem belki çok yanlış anlaşılır, samimiyetsiz olur ama Hazreti Ebubekir söyleyince ve Hazreti Ebubekir'in ruhunu taşıyan Üstad Bediüzzaman söyleyince çok derin manalar ifade ediyor. Dedim herhalde bu. Sonra baktım üstadın feraseti, basireti, ileri görüşlülüğü. Yani söylediği ifadelere bakıyorsun. 300 seneden sonraki asrın arkasında gizlenen ve sakitane, sessizce nurun sesini dinleyen ve bir nazar-ı hafî gaybi ile, gizli bir nazar ile bizi işiten Saidler, Ömerler, Osmanlar, Hamzalar, Ahmetler vesaireler. Siz de vesairelersiniz artık. İsmin buralarda olmayanlar. Yusuf, Ahmet, Hamza, Ömer olmayan, Said olmayan, Osman olmayan, benim adım Osman olduğu için kurtarıyorum, vesaireler diyor, siz de dahil ediyor. Başlarınızı kaldırınız ve sadak dediğiniz, böyle demek sizlere borç olsun. Şu muasırlarım, aynı asırda yaşadığım kişiler varsınlar beni dinlemesinler. Ben sizin istikbalinize uzanan gizli bir telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Ama sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ektiğimiz nur tohumları inşallah ileride çiçek açacaktır diyor. Zeminimizde işte çiçek açıyor. Siz gelin diyor benim mezarıma. Heniyen lekum sadasını işleyeceksiniz. Sizlere helal olsun dediğimi duyar gibi olursunuz diyor. Siz yeter ki imana, Kur'an'a sarılın, hizmet edin. Şu ektiğimiz iman derslerini, bu tohumları alın. Gönlünüzde çiçek açtırın. İnsanlara o hakikatleri ulaştırın. Helal olsun sesini. Sadece benden değil Resulullah'ın mezarından da duyacaksınız diyor. Acayip bir ileri görüşlülük. Ümit var olunuz. Müthiş bir ümit abidesidir. Üstadın en çok etkilendiğim özelliği belki de bu. Ümitsizlik yok kitabında. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır diyor. Korkmayın. İstikbal İslamiyet'in, hakikati Kur'aniyenin diyor. Abi bu nasıl bir ümit? Her şeyin bittiği zaman İslam ülkesi kalmamış. Her yer işgal altında. Dünyada batılılaşma hakim. İslam ayaklar altına alınıyor. Peygamberimizin sünneti vesaire ayaklar altına alınıyor. Karikatürler peygamberimizin aleyhine çiziliyor. Aslında biraz bugüne de benziyormuş şöyle bir düşününce. Ama üstad en berbat zamanda ümitsiz olmadı. Bizim hiç ümitsizliğe hakkımız yok. Ümit var olunuz dedi. Göreceksiniz istikbalde o güne siz ulaşacaksınız belki dedi. Ben acele ettim, kışta geldim. Ben ulaşamayacağım ama bahara siz kavuşacaksınız dedi. Hasılı kelam, konuya hakim oluşunu mu dersin, imani meseleleri izah ederken tam 12'den vurmasını mı dersin, üslubu mu dersin seni en çok etkileyen yönü, belki de üslubu veya hakikat ehli oluşu, hayal değil daima hakikate ulaştırmak, insanın imanını inkişaf ettiren meselelere yoğunlaşmak, tiyatral veya dramatize hallerle uğraşmamak, direkt net 12'den vurmak. Bu yönlerimi gerçekten her yönü aslında, her yönü. Neden her yönü? Çünkü Kur'an'ın okyanusundan beslenen bir kişi.
Kur'an'ın özelliği de bu değil mi? Her akla hitap etmesi, her kavme hitap etmesi. Üstad Bediüzzaman kendini sıfırlamış. Bize 3 tane model sunuyor. Diyor ki, ya toprak gibi olun, güneşin tecellilerini yansıtın, 7 rengini yansıtın. Ya su gibi olun, o da güneşi yansıtır ama toprak gibi kendinden bir renk katmaz. Toprak kesiftir değil mi? Güneşten alır, sana güneşten aldığını verir ama değiştirerek verir. Fakat su güneşi gösterir içinden baktığı zaman, güneşi görürsün ama nasıl? Kırılan bir açıyla görürsün. Üstad diyor, siz ne toprak olun ne su olun, bu noktada hava zerresi gibi olun. Hava zerresi baktığın zaman direkt güneşi gösterir. Perde olmaz, kendine ait bir rengi olmaz. İşte üstad böyle olduğu için her rengiyle güneşin bütün renklerinin elvan-ı sebasını göstermiş. O yüzden celalli bir insan da Risale yoksa, mesela Mevlana'yı, Mesnevisini seven bir insan da Risale-i Nur okusa, İmam Rabbani'yi okuyan birisi de, onu seven birisi de Risale-i Nur okusa veya İmam Gazali'yi okuyan birisi de Risale-i Nur okusa, çoğaltın örnekleri. Çok farklı okyanuslardan, çok farklı derelerden, çok farklı kaynaklardan beslenen kim olursa gelsin Risale-i Nur'dan okusun, herkes kendine yer bulacaktır. Allah öyle bir yaratmış ki gerçekten üstadı, herkese hitap eden bir yönü var. Herhalde en çok bu yönünü söylemek lazım. Herkese hitap edebilmesi. Ve bir yerde okuyalım ona dair, sonra bitirelim. Aslında Risale'den nereye okusam, vallahi var ya, akla karayı seçtim. Orayı çevirdim, burayı çevirdim. İki yerde çok böyle şey yaptım. Dedim ben normalde bir paragraf okurum, maksimum iki paragraf okurum. Daha fazlası çok süreyi uzatıyor. Ama bana böyle müsaade ederseniz, şurayı bir paylaşayım. En azından o iki bölümden birisini seçmiş olacağım. Bir parça okuyacağım. Şöyle bir arkanıza yaslanın, iyice bir dikkat. Dinleyin. Said Nur ve talebeleri. Yazan kim? Osman Yüksel Serden geçti. Bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı 8 yaşından 80 yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı. Fakat bu ayrılıkta gayrılık yok. Hepsi bir şeye inanmış. Allah'a. Alemlerin Rabbi olan Allah'a, onun ulu peygamberine, onun büyük kitabına. Kur'an henüz yeni nazil olmuş gibi, herkes aradığını bulmuş gibi bir hal var onlarda. Sahabe misal bir hal var. Said Nur ve talebelerini seyrederken insan kendini adeta asr-ı saadette hissediyor. Peygamberin zamanında hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur. Hepsi bu huzur içindeler. Temiz, ulvi, sonsuz bir şeye bağlanmak. Her yerde hazır, nazır olana. Alemlerin yaratıcısına bağlanmak. O yolda yürümek, o yolun kara sevdalısı olmak. Evet, ne büyük saadet. Bunu diyen Osman Yüksel Serden geçti bir İslam mütefekkiridir. Kendisi aslında nur talebesi değil. Niye övüyor? Çünkü aradığı ruhu görmüş. Kendisi söylüyor zaten. Alem İslam bunu bekliyor diyor. Bu ruhu bekliyor işte. Elhamdülillah o gönülden gönüle dalga dalga yayılan o ruh şu satırlarda ifade ediliyor, göreceksiniz. Said Nur 3 devri yaşamış bir ihtiyar. Gün görmüş bir ihtiyar. 3 devir, meşrutiyet, İttihat ve Terakki, Cumhuriyet. Bu 3 devir büyük devrilişler, yıkılışlar, çöküşlerle doludur. Yıkılmayan kalmamış. Yalnız bir adam var. O ayakta. Şark yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbul'a kadar gelen bir adam. İmanı sıra dağlar gibi muhkem. Bu adam 3 devrin şerirlerine karşı imanlı bağrını siper etmiş, Allah demiş, peygamber demiş, başka hiçbir şey dememiş. Başı Ağrı Dağı kadar dik ve mağrur. Hiçbir zalim onu eğememiş, hiçbir alim onu yenememiş. Kayalar gibi çetin, müthiş bir irade, şimşekler gibi bir zeka, işte Said Nur. Divan-ı harpler, mahkemeler, ihtilaller, inkılaplar, onun için kurulan idam sehpaları, sürgünler bu müthiş adamı, bu maneviyat adamının yolundan çevirememiş. O bunlara imanından gelen sonsuz bir kuvvet ve cesaretle karşı koymuş. Kur'an-ı Kerim'de inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz buyuruluyor. Bu Allah kelamı sanki Said Nur'da tecelli etmiş. Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayatı hakir gördüğü için değil mi? Said Nur en az bir Sokrat'tır. Fakat İslam düşmanları tarafından bir mürteci, bir softa diye takdim olundu. Onlara göre büyük olabilmek için ecnebi olmak gerek. O mahkemelerden mahkemelere sürüklendi. Mahkumken bile hükmediyordu. O hapishanelerden hapishanelere atıldı. Hapishaneler, zindanlar onun sayesinde medrese-i Yusufiye oldu. Said Nur, zindanları nur, gönülleri nur eyledi. Nice azılı katiller, nice nizam ve ırz düşmanları bu iman abidesinin karşısında eridiler. Sanki yeniden yaratıldılar. Biliyorsunuz o hapishaneye giriyor, katillerin olduğu koğuşa koyuyorlar. Belki öldürürler bunu burada diye. O 37 tane katil, Üstad Hazretleri
yanında talebesi. Bir bakıyorlar sabah namazında hepsi sarık sarmış. Yatakların çarşaflarını yırtıp başlarına sarık yapıp sarmışlar, cemaatle namaz kılıyorlar. Bir tane adam varmış, katil. Kaç kişinin katili? En meşhur o zamanın azılı katillerinden birisi. 15 gün sonra üstad koğuşa girdikten 15 gün sonra o kadar değişiyor ki o kaç tane insanı katleden adam bir tahta kurusunu üstada getiriyor. Üstadım, hocam bunu öldürmek caiz midir diye soruyor. Gözünü kırpmadan insan öldüren adam tahta kurusunu öldüremeyecek hale geliyor. İşte bu nasıl bir değişim, nasıl bir dönüşüm? Nice nizam ve ırz düşmanları bu iman abidesinin karşısında. Nice azılı katiller bu iman abidesinin karşısında eridiler. Sanki yeniden yaratıldılar. Hepsi halim selim müminler haline, hayırlı vatandaşlar haline geldiler. Sizin hangi mektepleriniz, hangi terbiye sistemleriniz bunu yapabildi? Yapabilir. Onu diyar diyar sürdüler. Her sürgün yeri onun öz vatanı oldu. Nereye gitse, nereye sürülse etrafı saf, temiz müminler tarafından sarılıyordu. Kanunlar, yasaklar, polisler, jandarmalar, kalın hapishane duvarları onu mümin kardeşlerinden bir an bile ayıramadı. Büyük mürşidin talebeleriyle arasına yığılan bu maddi kesifler, kesafetler, din, aşk, iman sayesinde letafetler haline geldi. Kör kuvvetin, ölü maddenin bu tahdit ve tehditleri ruh aleminin ummanlarında büyük dalgalar meydana getirdi. Bu dalgalar köy odalarından başlayarak yer yer her tarafı sardı, üniversitelerin kapılarına kadar dayandı. O zaman düşünün, matbaalarda basılması yasak, dini kitapların hepsi yasak, okunması, neşredilmesi yasak. Elde yazılıyor. Sav köyünde mesela böyle köyler var. Her köyde erkekler yazıyorsa kadınlar erkekler yerine tarlaya gidiyor. Bazı evler karı koca beraber yazıyorlar. Düşünün, Sav köyünde 1000 kişi 1000 kalem aynı anda risale yazmaya başlıyorlar. Matbaalar yasaklanınca iman tekniğe meydan okudu diyor. Canlı bir matbaaya dönüşmüş ya. 1000 kişi aynı anda. Günde bir sayfa yazsalar 1000 sayfa yazılıyor. Günde birkaç sayfa yazıyorlar. 600 bin nüsha risale yazılmış. Matbaa gibi çalışmışlar. Anadolu'nun her yerine yaymışlar. O zaman PTT mi bunlara çalışacak? Kendi nur postaları teşkilatını kurmuşlar resmen. Elden ele, elden ele, elden ele tak 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 Anadolu'nun her yerine, en ücra yerlerine ulaştırmışlar. Biz burada İvedik'te köy var, belki bilirsiniz. Orada Ankara'daki ilk nur talebesi abilerinden birisi, onun torunlarından ilk yazdığı o risalelerden bulduk, aldık. Çocukları başka cemaatten devam etmiş. Onun böyle hatıraları, onun yazdığı nüshalar şu an bende. Teksirle basılma dönemi başlamış sonra. O teksirle ilk yazılan haşir risalesi bizim evde şu an. 20 tane böyle teksir makinesinden basılmış. İlk 20 tanesinden birisi bizim evde. Onu yazan Ali Demirel abi de kapağına bir not düşmüş. Haşir risalesi böyle görseniz şu büyüklükte kocaman bir şey. Kalın harflerle böyle sayfa boyu bir yazı. Teksir makinesi öyle çünkü, matbaa gibi değil. 20 tane basmışlar. Üstad'a bir tanesini götürüyorlar örnek olarak. Üstad 20 tane basıldığını bilmiyor. Kitabı alıyor. Kardeşim bu 20 mecmua kuvvetindedir diyor. Bir nevi böyle bir şey gibi tevafuk. O elhamdülillah bizde. Bu şekilde Anadolu'nun her yerine yayılıyor, okunuyor. Peki Üstad Hazretleri siyasete girmiş mi? Hiç girmemiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan hiç haber sormamış. 13 sene boyunca hiç ne radyo dinlemiş ne gazete okumuş. Tek derdi bu olmuş. Senin benim imanımız kurtulur mu? Rabbim başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere insanlığın iman için kurtuluş için mücadele eden bütün peygamberlerin, bütün salihlerin, bütün evliyaların, bütün sahabelerin, bütün şehitlerin, insanların ahireti için mücadele veren bütün insanların, bütün müminlerin, kalbi hayırla dolu olan bütün mümin kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin vefat etmişlerinin ruhlarını şad eylesin. İnşallah makamlarını âli eylesin. İnşallah günahları varsa affeylesin. Bizi de cennetin buluştursun. Rabbim inşallah bizi de bu yolda yaşatsın. Bizi de bu yolda son nefesini verenlerden eylesin. İnşallah imanımızın en kuvvetli noktasında onlar gibi bir ömür yaşayarak, onların bize kadar yazdığı bu şiirin, bu mükemmel şiirin sırası bize gelmiş olan ömrümüzle, yaşantımızla, gayretimizle yazacağımız satırları en güzel kafiyelerle yazmayı bize nasip eylesin. Bizi de bu yoldan ayırmasın. Milyonların imanına da vesile eylesin. El-Fatiha.